Test fiyatı 100 leva Bulgar parası. Türk parası olarak. Saat 9'a biliyorsunuz, 9'dan sonra evde kalmamız gerekiyor. Tam saat 8:25 mi 30 mu öyle bir şeydi, geçiyordu. Bu öksürük de çok iyi geliyor. Merhabalar. Bugün günlerden salı günü. Biz artık Türkiye'ye gidiyoruz. Dün test yaptırmıştı eşim. Buraya gelmiştik. Omurtak'ta hastanede yapıyorlar. Test almaya geldik. Negatif çıktı. Biz kendimize yapmadık. Çünkü biz 2 haftada yani 14 gün mü 10 gün civarında bir şey. Karantinada kalacağız. Dışarı çıkmayacağız. Ama eşim mecburen yaptırması gerekiyordu. Test fiyatı 100 leva. Bulgar parası. Türk parası olarak da 500 TL bize geliyor. Türkiye'de daha ucuz oluyor. Normalde daha önceden yaptırmıştık. Bulgaristan'a gelmek için bu sefer yaptırmıştık. Şimdi de Türkiye'ye gitmek için yaptırıyoruz. Bir günde çıkmış oldu yani. Sabah saat 11'de yansıdı. Sistemden baktık. Bir tane site var onların. Oradan baktık. Takip ediyorduk. Çünkü hem şifre veriyorlar onlar kendilerine. Öyle de girmiştik. Şimdi onun alalım. Saat zaten 2 yani Türk saatine göre diyorum. Çünkü burada 1 saat geride. Onu da bakalım şimdi. Buradan direkt şeye gideceğiz. Direkt sınıra gideceğiz. Orada da bize bakalım neler yazdıracaklar. Çünkü bazıları diyor bir kağıt falan imzalıyorsun. Dışarı çıkmayacağın dahil diye. Bakalım öyle mi değil mi diye. Oradan artık çekim yapacağım. Şampuan çok güzel. Bravo. Bulgaristan markası. Bu. Şimdi ben kremim alacaktım. Buradan var. Bir tane şu kremden alayım. Çünkü bir tane az kaldı bitiyor. Bir tane daha kullanacağım. Burada limon var bir tane ama bunu alacağım. Şu marka çok güzel. Şu da Bulgaristan'da üretiliyor. Makyaj temizleme şey için kullanıyorum. Bu da maske satıyor. Bu da saç maskesiymiş. 4.70 yapıyor. 4.70 zaten ne kadar yapıyor? Yani aşağı yukarı 2 lira TL ise. Yani hesaplayın. Bu şampuanlar dediğim gibi çok güzel. Çocuklar için de var. Bunun. Bu da Bulgaristan sanırım. Bu da Boçko. Bunun bebek şeyleri var. Pişik kremleri. Onlar çok sağlam. Yani güzel, kaliteli. Burada sabun da var. Şöyle cilt temizlemek için. Sabunları da var. O ne kadar? Teo diyor burası. Yazmıyor. Neyse arkadaşlar. Renklerimi aldım zaten. Şimdi içecek bir şey de bakacağım. Bir de chips alayım. Tamam. Mutfada kokuları var. Geldik anne. Dur şuradan bir şey. Bunu okuyacağım. Telefonlara açmamazlık yapma. 212 numaraları. Millet seni arayacak hep. Bunu yapacağım ben bunu. Doldurmamız lazım. Bir hafta sonra gelip test yapacaklarmış. Ondan sonra dışarıya çıkabiliriz. Bir hafta sonra teste negatif çıkarlarsa yasak kalkıyor. Ve ücretsizmiş. Bu diyorlar ya 250 falan diye. Devlet parasız yapıyormuş. Yani bir hafta karantinadan sonra serbestler. Test yaptıkça bulacak. Ondan sonra çıkacaklar.
şöyle çiftler aldım. Şunları şeyde gösterdiler, böyle bir problem yok, tamam anacığım. Sıvı yağda böyle kızartıyorlar bunlara. Böyle kabarıyor, kocaman oluyor. Minicik şeylerden. Türkiye'de de satılıyor. TikTok'ta da vardı. Mavili ha, böyle. İşte bunlar da öyle. Mavi sende var. Hı-hı. Tamam, yok ya. Şurada da ne koyduk? Tamam anacığım, hadi öpüyorum. Onları elleme. Şöyle kendinize Bulgaristan. Çok iyi bakın. Her şey için teşekkür pastan. Ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi öptüm, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Köfteler var. Şimdi eşyalarımı dizmem lazım. Bayağı şey getirdik köyden. Süt getirdik, işte turşu falan. Çok şey getirdik. Ama onlara bir dizmem lazım. Ama bayağı bir yorgunum. İyi ki de yetiştik. Saat 9'a biliyorsunuz. 9'dan sonra evde kalmamız gerekiyor. Tam saat 8:25 mi 30 mu öyle bir şeydi. Geçiyordu. Şimdi göstereyim. Buradaysa biraz kalabalık oldu. Bunlara koymam lazım. Burada gene bir turşu var. Burada da gene böyle kompostular. Çocuk istedi. Kompostu. Babaannesi de koydu. Şöyle erik kompostu var. Burası da etler falan var. Diğer tarafta da gene aynı şekilde. Domates konservesi. Şöyle bir turşu. Burada birkaç tane daha. Şöyle bal. Bir de salata turşusu. Burada neler var göstereyim. Burası da büyük bir tane 15 ya 20 litrelik şey var, turşu var. O da beyaz lahana turşusu. Şey, balkona çıkaracağım ben bunu. Bundan sonra burada neler var? Burada eşyalarımız. Burada yeni böyle size göstermiştim daha önceden, gördünüz. Soğanlar var. Kırmızı ve beyaz soğan. Burası ayakkabıları. Şöyle küçük bir bavulla gittik. 4 kişi. En küçük boy bavulla. Burada neler var? Burada göstermiştim size. Cevizler. Şöyle koskocaman cevizler. Ne çok büyük. Görünüyor mu buradan? Şöyle cevizler falan var. Burada küçük cevizler var. Patates falan filan var. Burada bir tane kabak var. Burada köfteleri falan var, etleri var, sucuklar, ev yapımı sucukları biliyorsunuz söylemiştim. Burası da 5 litrelik ev yapımı şarap var. Çok güzel oluyor Bulgaristan şarabı. Burası da 2 tane bira ayırdım. Şöyle Bulgaristan'a şu şekilde satılıyor. 2 litresi Türk parası olarak 15 TL'ye geliyor. Burada zaten küçük bir şişe bira zaten 15 lira yapıyor. Bulgaristan'da 2 litresi ancak bu kadar ediyor. Ben şimdi bunlara bir dizeyim. Halledeyim. Daha burada var. Bu şeyde vardı, bir sürü şey koyulmuştu. Tuz falan filan almıştık. Bunu da gösterebilirim. Şu şekilde tuz. Bu tuz çok güzel. Burada da ev yapımı sucuklar koyduk. Ondan sonra gene şeker. Hatırın içinde. Ondan sonra şöyle. Buna ne diyorlar? Bulgarcası şıpkı. Türkçesi. Bu öksürük de çok iyi geliyor. Kuşburnu. Evet, kuşburnu. Şu kadar bir kuşburnu. Şuradan çaydanlık koymuş onu. İçinde şöyle baharatlar var. Onları aldık. Pastırma yapacağız, deneyeceğiz bu evde. Şöyle Kayser pastırma yazıyor burası. Bulgarca olarak. Bu da onun baharatı. Bundan aldık. Pastırma var. Buna da yine annemiz verdi. Buna kendi kestikleri danadan yapılma. Şöyle de sucuk. Kendi sucuklarından da koydu. Şöyle vakumlu yapıyorlar. Kurumaması için. Şöyle köy yumurtası da
aldık. Bu şekilde streçledik. Orada da köyde biliyorsunuz ki köy gezen tavuk yumurtası kış zamanında çok az veriyor. O yüzden böyle toplaya toplaya anca bir kol yaptık. Bunları da sınırdan vermişler herhalde. Hem Türkçe yazıyor hem de Bulgarca yazıyor. Şu şekilde birkaç tane maske. Ben şimdi bunları dizeyim. Bazı şeyleri balkona çıkaracağım. Enerjim düştü tabii ki çünkü bayağı bir yoruldum yolda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.